efendim, iyi akşamlar. Now Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız çözüm için. En düşük emekli aylığının artırılmasıyla emekliler arasındaki adaletsizlik derinleşti. Çözüm için ne yapılması gerek aktaracağız. Sokaktaki hayvanları katletme yasası Tarım Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Aslında çözüm için yapılması gerekenler öldürmekten daha akıllıca ve daha insanca. Çözüm için başlığına sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. En düşük emekli maaşının 12.500 liraya çıkması maaşlar arasındaki dengeyi bozdu. Daha uzun süre çalışıp daha çok prim ödeyen emekli ile daha az prim ödeyen emekli arasındaki makas daralmış oldu. 11.800 lira maaş alıyorum. %24,73 zam aldınız. Henüz almadık daha. Ben ayın 23'ünde alıyorum maaşımı. Hesabınıza 14.718 lira yatacak. Kaç yıl prim ödediniz? 25,5 sene. Ben 25 sene çalışacağım. Ben alacağım şu kadar maaş. O da benden 2000 lira, 1500 lira fark alacak. Şimdi o zaman bu ödediğimiz primin esprisi nerede kaldı? Keşke ben daha az ödeseydim. 55 yaşında emekli olsaydım yani. Bu muhasebesi niye hiç düşünmeden mi yapıyorlar yani? En düşük emekli maaşı 10.000 liradan 12.500 liraya çıkıyor. Artış memnun etmedi çünkü günlük 416 lirayla geçinmek zorunda kalacak yine milyonlarca emekli. Maaş adaletsizliği ise daha da derinleşti. Çok prim ödeyenle az prim ödeyen arasındaki makas gitgide kapanıyor. Makas da kalmadı artık yani. 11.300 lira alıyordum. Şimdi bana %24,75 verecek. 13 küsur ediyor. Şimdi 12,5-13. Benim hakkım mı oldu? Bu çok adaletsizlik yani. Şimdi ötekisinden ben aynı alacağım. O kadar ipin ucunu kaçırdılar ki. Kendileri de ne yaptığını bilmiyorlar. Yıllarca çalışıp prim ödeyerek emekliliğini aldığı maaşla geçinebileceğini hayal eden emekli tam tersine mahkum oldu. Zaten düşük maaşlardan şikayetçiydi. Şikayetçi olduğu bir başka konuda daha uzun süre çalışıp daha yüksekten prim ödemesine rağmen kendisinden daha az süre çalışıp daha düşük prim ödeyen emekliyle maaşlarının birbirine yakın olmasıydı. Şimdi o makas daha da kapandı. Emekliler arasındaki adaletsizlik daha da arttı. AK Parti'nin 2008'de düşürdüğü aylık bağlama oranları nedeniyle maaşlar yıllar içinde geçinilmeyecek seviyeye indi. En düşük emekli maaşı belirlenmeye başlandı. Bu kez de adalet bozuldu. Çünkü primi çok düşük olan da daha yüksek prim ödemiş olan da 12.500 lirada buluşacak. Herkese aynı zamı vermediler ki. Dengesiz bir olay yani. Yaptıkları işi kendileri de bilmiyor. Niye böyle bir adaletsizlik var? Dengesizlik var yani. Dengesizlik had safhada. Yüksek emekli alanlara gıptayla bakıyoruz fakat zamanla onlar da geri çekecekler. Kök maaşı 5600 lira olan emeklinin maaşı %24,73 enflasyon farkıyla 6985 lira oldu. 12.500 liraya tamamlanacak. 10.000 liralık kök maaşı 12.473 liraya yükseldi. Devlet sadece 27 lira destek vermiş olacak. Biraz üstünde maaşı olan emekliye ise hiç destek yok. Dün bir tüp aldım 750 lira. Su geliyordu 160 lira geldi 315 lira. Elektrik geliyordu 150-160 oldu 250 lira 300 lira. Yani artık yani bunu devlet bir çözüm bulsun. Millet artık çıldırmak üzere. Adaletsizlik mi? Elbette adaletsizlik. Dün bir izleyicimiz bu adaletsizlikten bahsedince bana tepki gösterdi. Yani bize zam yapmasınlar mı? Nasıl eleştirirsiniz minvalinde yazmıştı. Oysa demek istediğim buydu. Ha, 2500 lira nedir? Hiçbir şey. En düşük emekli maaşı 12.500 lira mı olmalı? Elbette hayır. Çok daha yüksek olmalı. Bunun çözüm yolunu da uzmanlar yıllardır söylüyor aslında. Acilen intibak yasası çıkarılmalı. 2008 yılında AK Parti'nin yaptığı yasa olmasaydı aylık bağlama oranları da daha yüksek olacaktı. Vatandaşını resmen açlıkla sınayan bir iktidarla karşı karşıya kaldık. Düzenleme olmazsa ki zor görünüyor, yıl sonunda yani zamanı yine kök maaşı konuşuyor olacağız ne yazık ki.